Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz en kolay ve en pratik çiğ köfte tarifini vereceğim arkadaşlar. Yoğurulmadan hem de ve etsiz arkadaşlar. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. 1 çay bardak esmer simit kullandım. Yani köftelik bulgur. Normal köftelik bulgur da kullanabilirsiniz. Yarım yemek kaşık domates salçası, 1 tatlı kaşık biber salçası, 1 yemek kaşık izot, yarım çay kaşık kırmızı toz biber, yarım çay kaşık karabiber, 1,5 çay kaşık tuz. Damak zevkinize göre baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Yarım çay kaşık acı pul biber, 1 tane soğanın rendesi, 1 tane diş sarımsak küçük kullandım arkadaşlar. Çünkü bir çay bardağı yaptığım için soğanı da sarımsağı da küçük olanlarını tercih ettim. Evet. Kabımıza simidi, yani köftelik bulguru ve tüm baharatlarla, salçalarla birlikte malzemelerimi alıyorum. Soğanı da rendeliyorum. Böyle bir süzgece alıyorum. Suyunu bu şekilde süzdürüyorum. Tamamını kullanmıyorum. Sadece suyunu kullanacağım soğanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde süzgeçle suyunu süzdürüyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. 2-3 dakikada hazır olacak. Sadece dinlenme aşaması var. Sonrasında gerçekten 5 dakikada çiğ köftemiz hazır arkadaşlar. 1 çay bardak daha kettle'da kaynattığım sıcak suyu döküyorum. Hepsini şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 8-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi köftelik bulgurumuz şişti. Şimdi 1 yemek kaşık limon suyu, 1 yemek kaşık nar ekşisi, 2 yemek kaşık zeytinyağı, bir diş sarımsak. Sarımsağı da rendeleyip içerisine ekleyelim. Evet, tüm malzemelerimiz ekledikten sonra böyle mutfak robotumu alıyorum. Sizlerin robotunuz yoksa arkadaşlar mutfak mikserinizde bu çekme işlemini yapabilirsiniz. Evet, mikserimin içerisine tüm malzemelerimi boşaltıyorum. Eğer canınız çiğ köfte çektiyse saatlerce yoğurmanıza gerek yok. Hemen bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir tane küçük diş sarımsağı da rendeledim. Bunu da ilave ediyorum içerisine. Robotumda ilk etapta 30 saniyede en yüksek hız seviyesinde çalıştırdım. Bir iki sefer kontrol ettim. Bu sefer bu işlemi yaptıktan sonra kıvamı bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi artık çiğ köftem hazır. Sizler normal mikserde yapıyorsanız arkadaşlar 1-2 dakika yaptıktan sonra kontrol edin. Dinlendirin makinenizi. Sonra tekrardan eğer yeterli değilse tekrardan çektirme işlemini yapın. Kıvamı bu şekilde oluyor. Çok kolay. Hiçbir şekilde elde yoğurmadık. Görüyorsunuz. Böyle kabımı aldım. Çiğ köftemi üzerine de parlak olması için birazcık yağ gezdirdim. Ve mutlaka eldiven kullanın. Sıkmasını sıkarken arkadaşlar. Şekil vereceğimizde eldivenle sıktığımız için parlak bir görünüm alacak. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çiğ köftemizi sıkacağız. Evet, servis tabağıma salata yapraklarını yıkadım. Bu şekilde koydum. Üzerine de sıkmış olduğum çiğ köftelerimi dizeceğim. Çok da bereketli arkadaşlar. Bir çay bardaktan oldukça çıktı. Dediğim gibi canınız hemen istedi. 5 dakikada yapabilirsiniz bu çiğ köfteyi. Yapımı çok kolay. Hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Etsiz oluşu da çok güzel. Biliyorsunuz çiğ kıyma yemek ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama
Önceden çiğ köfte yapmak için böyle güçlü bileğe ihtiyaç vardı. Özellikle evde erkekler yapardı. Bunun için yapıp yiyemezdik ama bu şekilde çocuklar bile yapabilir gerçekten. Tüm malzemeyi koyup ıslatın, sonrasında makinede çektirin ve sıkın. Hepsi bu kadar. Harcımız bitene kadar sıkma işlemini yapıyoruz. Hemen elimizi alıp bir kere bastırmayla parmak izlerimiz çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde çiğ köftelerimizi hazırlayalım. Aldığım miktarda yaklaşık ceviz büyüklüğünde avucumun içerisine taşmayacak bir şekilde hamurundan alıyorum ve sıkıyorum. Tabii ki olmazsa olmaz nar ekşisi. Yerken mutlaka kullanın. Dilerseniz limon, acı turşular birlikte servis yapabilirsiniz. Evet, şahane görünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Gerçekten lezzeti inanılmaz güzeldi. Dışarıda alıp yemenize hiç gerek yok. Evinizde sizler de kolay bir şekilde bu çiğ köfteyi yapabilirsiniz. Evet, servis için de böyle nar ekşisi ile birlikte ben sizler için tadına baktım. Şahaneydi gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız. Deneyenlerin de yorumlarını bekliyorum. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu izledikten sonra beğen ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.